Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Evet, o çok beklediğiniz sade pastane kreması tarifimiz şu an önünüzde duruyor. Arkadaşlar, yani bu tarifi anlatmaya inanın kelimeler yetmez. Çok lezzetli, kıvamı, lezzeti, tadı, her şeyi inanılmaz güzel oldu. İnanıyorum ki bu tarifi siz de benim gibi bütün tatlılarınızda kullanacaksınız. Çünkü ben bu tarifi en az 10 tane tarif yaptım diyebilirim. O kadar güzel oldu ki. O yüzden bu kremamızı mutlaka not etmeniz lazım. Bir daha bu tariften asla vazgeçemeyeceksiniz. Buna garanti veriyorum. Tarifimizin malzemelerini info kısmında yazdım. Hadi şimdi yapılışına geçelim. Tenceremizin içine sütümüzü, şekerimizi, yumurtamızı, nişastamızı ve unumuzu ilave edelim. Altını yakmadan kısık ayarda çırparak pişirelim. Tarifimizi yaparken bir yandan da bu tarifi sizlere anlatmak istiyorum. 10 senelik bir tarif. Evet, yanlış duymadınız. 10 senelik bir tarif. Bu tarifle çok güzel bir pasta yapmıştım. Ondan sonra kız kardeşim bu pastanın yani bu kremasını aldı. Farklı bir tarif yaptı. Alman arkadaşlar o kadar çok beğenmiş ki. Dedi ki Leyla abla dedi devamlı aynı muhallebiyi yapıyorum. Yani o kadar güzel bir tarif sen bunu niye videolu çekmiyorsun dedi. Hani ayrı bir tarif olsun tüm tariflerinde kullanırlar diye. Tamam şu gün bugün yarın ertesi gün derken böyle günler geldi geçti. Ve ben tarifi ancak bugün yapabildim. Evet sizler için bugün yaptım. Evet nerede kaldık? Muhallebimiz pişti fokur fokur kaynadı. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Vanilyamızı ve tereyağımızı atıyoruz. Bu sefer blenderla çekiyoruz arkadaşlar. Böyle pürüzsüz bir hal alabilmesi için blenderla çekmeyi unutmuyoruz. Tereyağımız muhallebimizin içinde eriyene kadar blenderdan geçirelim. Şöyle güzel bir pürüzsüz hal alsın. Sonrasında da muhallebimizi yani pastane kremamızı derince bir kasenin içine dökelim. Sıcak bir şekilde döküyoruz. Üzerine de streç folyeyi elimizle bastıra bastıra kapatıyoruz. Hava almayacak her tarafını güzel bastıra bastıra streç folyeyle kapatalım. Bu şekilde muhallebimiz hem kabuklanmıyor arkadaşlar hem de inanın daha böyle hoş bir görüntü olur. Kabuklandığı zaman çok çirkin bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Soğuyana kadar bu şekilde böyle bırakalım. Soğuduktan sonra arkadaşlar çırpma kabımızın içine kremalarımızı alalım. 2 paket kremayı alıyoruz ve köpürene kadar çırpıyoruz. Arkadaşlar size bir püf noktası vermek istiyorum. Muhallebinizi bir gün önceden yaparsanız daha güzel olur. Lezzeti daha hoş olur. Çünkü muhallebinin iyice buz gibi soğuması lazım. O yüzden ben muhallebiyi bir gün önceden yapıyorum. Bir gün sonra da kremasıyla buluşturuyorum. Yani köpürttüğümüz kremamızı soğuk muhallebiyle buluşturuyoruz. İnanın lezzeti daha da böyle bir 2-3 katına çıkabiliyor. Muhallebiniz eğer ılık falan olursa kremayı eritebilir. Hoş bir görüntü elde etmeyiz. Evet, muhallebimizi köpürttüğümüz kremamızın içine katalım ve daha yoğun, daha güzel, daha lezzetli olabilmesi için, pürüzsüz hale gelebilmesi için çırpalım. Evet, şu görmüş olduğunuz sade pastane kreması bitti ve inanılmaz güzel oldu. Yani yapınca arkadaşlar diyeceksiniz ki Leyla'cığım iyi ki bize böyle güzel bir tarif vermişsin. İyi ki de yapmışız. Her türlü pastalarınıza, tatlılarınıza, sütlü tatlılarınıza kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Bu tarifle bir sürü tarifler yaptım hatta. Şu an hepsi biriktirdim. Sırasıyla sizlerle paylaşacağım. Lezzeti, tadı, kıvamı o kadar güzel oldu ki. Yani ben anlatmaya kelimeler yetmiyor arkadaşlar. Gerçekten yapınca bana hak vereceksiniz. Bir sonraki tarifimizde çikolatalı pastane kreması olacak. O da enfes bir şey. Bildiğiniz Nutella gibi oldu. Tadı lezzeti Nutella gibi oldu. Yani biraz marka reklamı yapmış oluyorum ama inanın çok güzel oldu. Onu da çok sevdik. İkisini de çok sevdik. İkisini de farklı tariflerde kullandım. Farklı pastalar yaptım, tatlılar yaptım ikisiyle de. O yüzden bu muhteşem tarifi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.
Thank you.